Burada A'nın ürünlere dönüştüğü sıfırıncı dereceden bir tepkime görüyoruz. Zaman sıfırken yani başlangıçtayken A'nın belirli bir başlangıç derişimi var. Belirli bir T süresi sonunda A'nın o anda başka bir derişimi olacak. Bunları söyledikten sonra artık tepkimenin hızını ifade etmeyi deneyelim. Mesela hız eşittir A'nın derişiminin negatifinin birim zamandaki değişimi diyebiliriz. Bunu yapmanın başka bir yolu da hız ifadesini yazmak olabilir. Yani tepkime hızı eşittir hız sabiti k çarpı a'nın derişimi. Bu tepkimenin sıfırıncı dereceden olduğunu söylediğimize göre a'nın kuvveti sıfır olmalı. Her sayının sıfırıncı kuvvetinin 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tepkime hızı k'nın 1 ile çarpımına eşit olmalı. Ya da tepkime hızı kısaca hız sabitine eşit de diyebiliriz. Bunu şöyle de aklımızda tutabiliriz. Sıfırıncı dereceden bir tepkimenin hızı sabit olmalı. Yani a'nın derişimine bağlı değil. Aslında bu iki hızı birbirine eşitleyebiliriz. Bu şekilde hız sabiti k, a miktarındaki değişimin eksi değeri bölü geçen birim zamana eşit olur. Bundan sonra kalkülüs bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor. Böylece a'nın değişimi bölü zamandaki değişim yazmak yerine a'nın derişiminin zamana göre değişim hızını yazabiliriz. Eksi işaretimiz burada. K yani hız sabitimiz de burada. Artık oluşturduğumuz diferansiyel denklem hakkında düşünmeye hazırız. Öncelikle iki tarafı da dt ile çarpıyoruz. Hatta eksi dt ile çarpalım. Böylece sol tarafta dA, sağ tarafta ise eksi k çarpı dt olacak. Bu şekilde integral almaya hazır hale gelmiş olacağız. k sabit bir sayı olduğuna göre onu integralin dışına alabiliriz. Şimdi başa dönelim ve integralin sınırlarının ne olduğunu hatırlayalım. Zaman sıfırdan t'ye kadar uzanıyor. Derişim içinse başlangıç derişiminden t anındaki derişime kadar gitmemiz gerekiyor. Demek ki bunları integral'e yerleştirebiliriz. Zaman sıfırdan t'ye kadar. Derişimde başlangıç derişiminden t anındaki derişime kadar. Sizce de bu integral çok kolay değil mi? Mesela da'nın integrali ne? Tabii ki a. Yani a'nın derişimi. Burada a'nın derişimi olacak. İntegralin sınırları da a'nın başlangıç derişiminden a'nın T anındaki derişimine kadardı. Sağ tarafta da buna benzer basitlikte bir integral daha var. O da dt'nin integrali. Yani sadece t. Demek ki bu tarafta sıfırdan t'ye kadar değerlendirmemiz gereken eksi k çarpı t var. Bundan sonra kalkülüsün ana teoremini kullanacağız. Önce sol tarafa bakalım. a'nın derişimi eksi a'nın başlangıç derişimi. Sağ tarafta ise sadece eksi k çarpı t var. Böylece sıfırıncı dereceden bir tepkime için integrali alınmış hız ifadesinin bir çeşidini bulmuş olduk. Ama bu ifadeyi düzenleyerek başka şekilde de yazabiliriz. Mesela başlangıç derişimini sağ tarafa geçirelim. Böylece a'nın derişimi eşittir. Eksi k çarpı t artı a'nın başlangıç derişimi olur. Bu da integrali alınmış hız ifadesini yazmanın bir başka yolu oldu. Sonuçta elde ettiğimiz şey sıfırıncı dereceden bir tepkime için yazılmış integrali alınmış hız ifadesi. Aslında tam da y eşittir mx artı b denklemine benziyor. Yani zamanı x eksenine, a'nın değişimini ise y eksenine koyarak elde ettiğimiz grafikte bir doğru elde etmemiz gerekiyor. Bu doğrunun eğimi olan m de aslında eksi k'ya eşit olacak. Başka bir deyişle eğim hız sabitinin negatifine eşit olacak. Doğrunun y eksenini kestiği nokta ise a'nın başlangıç derişimi olacak. Gözümüzde daha iyi canlanması için buraya bu şekilde bir grafik çizelim. Önce eksenlerimizi çiziyorum. x eksenine zamanı, y eksenine ise a'nın derişimini koyuyoruz. Bu şekilde bir doğru çizgi elde etmemiz gerekiyor. Bakalım ben buraya bir doğru çizebilecek miyim? Evet, gördüğünüz gibi bir doğru elde ettik diyebiliriz. Tamamdır. Doğrunun eğimi de burası olacak. Biraz önce de söylediğimiz gibi doğrunun eğimi eksi k'ya eşit olacak. Zaten bunu burada görebilirsiniz. Diğer bir deyişle m eksi k'ya eşit. Y ekseninin kesim noktası ise a'nın başlangıç derişimi. Yani burası A'nın başlangıç derişimi olacak. Bir kere tekrar ettiğim gibi bu sıfırıncı dereceden bir tepkime için integrali alınmış hız ifadesi. Şimdi biraz daha yarı ömür yani yarılanma süresi hakkında konuşalım. Hatırlayalım. Yarı ömür bir reaktantın derişiminin başlangıç derişiminin yarısına düşmesi için gereken süreydi. Zaman yarı ömre eşit olduğu zaman T için t 1 bölü 2 yazmamız gerekiyor. t yarı ömür olduğu zaman a'nın derişimi de başlangıç derişiminin yarısı olmalı. Yani a'nın başlangıç derişimi bölü 2. Bu da denklemde buraya gelecek. O zaman bulduklarımızla denklemi tekrar yazalım. Başlangıç derişimi bölü 2 eşittir eksi k çarpı t 1 bölü 2 artı a'nın başlangıç derişimi. Şimdi bu denklemi yarı ömür için çözelim. Sol tarafta A'nın başlangıç derişimi bölü 2. Başka bir deyişle de A'nın başlangıç derişiminin yarısı var. Sağ tarafta da A'nın başlangıç derişimi var. O zaman burası 1 bölü 2 eksi 1 olur. O da eksi 1 bölü 2'ye eşit olur. Yani A'nın başlangıç derişiminin yarısının negatifi. Eksi K çarpı T 1 bölü 2'ye eşit. Artık yapmamız gereken buradan t1 bölü 2'yi çekmek. t1 bölü 2 eşittir a'nın başlangıç derişimi bölü 2 çarpı k. Yani hız sabitinin 2 katı. İşte bu da 0. dereceden bir denklem için yarı ömür denklemi. Buna göre a'nın başlangıç derişimini arttırdığınız zaman yarı ömür artıyor mu azalıyor mu? Gördüğünüz gibi İkisi birbirine doğrudan bağlı. Yani A'nın derişimini arttırdığınız zaman yarı ömrünün de artması gerekiyor. Öyleyse bir de sıfırıncı dereceden bir tepkime örneğine bakalım. Bu şekilde yarı ömür fikri daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Örneğimiz amonyağın azot ve hidrojene ayrışması. Bu tepkime bir katalizörün yüzeyinde gerçekleşiyor. Mesela platin. Sol tarafa başlangıç durumu ya da birinci durum diyelim. Mesela bu durumda elimizde bir parça platin var. Bu da platinin yüzeyi olsun. Tepkime yüzeyde gerçekleştiğine göre amonyak moleküllerinin platinin yüzeyiyle temas etmesi gerekiyor. Öyleyse buraya yüzeye temas eden mavi renkli birkaç amonyak molekülü çizelim. Bunun sıfırıncı dereceden bir tepkime olduğunu söylemiştik. Yani hız eşittir, hız sabiti çarpı amonyan derişimin sıfırıncı kuvveti. Demek ki amonyan derişimini değiştirmek hızı değiştirmeyecek. Aslında bu resim bunu anlamamızı birazcık kolaylaştırıyor. Amonyan derişimini artırırsak, yani buraya birkaç amonyak molekülü daha eklersek hızı değiştiremeyeceğiz. Çünkü bu eklediğim amonyak molekülleri yüzeyle temas edemeyecek tepkimeye girebilenler, sadece yüzeyle temas edebilenler. Sonuç olarak amonyan derişimini arttırsak da hızı değiştiremedik. Çünkü tepkime hızı bu durumda metalin ne kadar yüzey alanının olmasıyla alakalı. Bu başlangıç ya da birinci durumdu. Bir de başka bir durum düşünelim. Yine elimizde bir platin yüzeyi olsun. Bir sürü de amonyak molekülü çizelim. Birazı platinin yüzeyine temas ediyor ama etrafta çok daha fazla var. Etrafta dolanan bir diğer amonyak moleküllerinin çoğu yüzeyle temas edemiyor. Bu durumda yaptığımız şey A'nın başlangıç derişimini arttırmak oldu. A derken tabii ki amonyaktan bahsediyorum. Bu şekilde yarı ömrü arttırmış olabiliriz. Biraz önce bulduğumuz şey de esasında bu değil miydi? Eğer başlangıç derişimini arttırırsak daha uzun bir yarı ömür elde ederiz. Bu da oldukça mantıklı. Çünkü tepkimenin sabit bir hızı var. Ne kadar fazla molekül varsa, onların yarısını harcamak o kadar uzun sürer. Burada yüzeye temas edemeyen bir sürü amonyak molekülü var. Tepkime hızı da sınırlı ve sabit olduğu için ikinci durumdaki mavi moleküllerin yarısını harcamak çok daha uzun sürecek. Yani ilk durumla ikinci durumu karşılaştırırsak farklı olan şey A'nın artan başlangıç derişimi. Bu da tabii ki ikinci durumda daha uzun bir yarı ömre sahip olmamızı sağlıyor.